Ben tanıyorum. Yani televizyonda tanıdım, meşhur oldu. Ama meşhur olmaya değer. Boğaz sarılalım da o şeyden bize birer tayır verecek herhalde. Ya önemli değil, giriş kat olsun. Evet. Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Programımız hayırlı olsun. Çok İzliyoruz. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Saygılar bizden. Ekranları başlarında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben proje tanıtımına geçmeden önce biraz Çerkezköy'den bahsetmek istiyorum. Projemizin olduğu Çerkezköy'den. Neden böyle bir ihtiyaç duyduk? Çünkü bizi arayan izleyicilerimiz hep şunu söylüyor. Çerkezköy'de hastane var mı? Sağlık ocağı var mı? Okul var mı? Gibi sorular soruyor. Dolayısıyla biz de böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldık. Çerkezköy deyip geçmeyelim. Çerkezköy 200 bin nüfusu olan birçok ilden büyük olan bir ilçe. Dolayısıyla biraz sonra VTR'lerde de göreceğiz. 200 yataklı devlet hastanesi, yine Trakya'nın en büyük yoğun bakım ünitesi burada. Birçok üniversitenin de olduğu bir bölge. Birçok ünlü marka fabrikalarda burası ev sahipliği yapıyor. Evet. Ama izleyicilerimiz tabii Çerkezköy deyince 3-5 bin nüfuslu bir köy zannediyorlar. Halbuki dediğim gibi 200 bin nüfuslu bir ilçe. 200 bin. Evet, 200 bin nüfusu yani var. Birçok ilden de büyük. Büyük, evet. Yani 200 bin nüfusu olmayan evet, iller var. Evet, doğru. Çok büyük fabrikalar var. Bütün marka fabrikalar şu anda Çerkezköy'de. Her bir fabrikada da 1500 kişi, 2000 kişi çalışıyor. Türkiye'de işsizlik var diye yakınıyorlar ama buradaki fabrikalarda ne yazık ki işçi bulamıyor. Evet, işçi bulamıyor. O da güzel bir şey. Çerkezköy'ü çok uzak zannediyorlar. Çerkezköy İstanbul'a 45-50 dakika bir mesafede. Şu anda hızlı tren projesi hayata geçmek üzere. İstanbul'a Bakırköy'den bindiğinizde 20 dakikada, 25 dakikada Çerkezköy'de olabileceksiniz. Bizim 520 dairelik projeden şu anda son dairelerimiz kaldı. Öyle ünlüler falan var mı? Hani var. Yoksa biz gelelim oraya. İnşallah sizi de... Gerçekten Mehmet abi. He. Yani... Çerkezköy'ü ben çok seviyorum. Kapaklı. Kapaklıydı değil mi oraya yanına? Yılmaz Bey bir de biz kendimiz hep bir pay çıkalım. Şimdi ayar oldu tamam da biz mesela kendi hayır, bize de bir ayar yok, yapar yok, yani. Şöyle ayar soyadı gibidir bu iyidir. Kendi sponsorumuz mu acaba ayar oğlu mu bize daire ayarlar? Ayarlar. Hani bir ayar var orada. Ama hani yok şöyle bir şey duydum. 15-20 bin liraya onu da siz dinledim yani ben. Evet. Şimdi biz şirket bünyesinde 30 ay 0 faizle verebiliyoruz. 30 ay? 30 ay 0 faizle. 30 ay vade yapabiliyoruz. Tamam, 30 yaklaşık 3 seneye yakın. 3 sene yani. Tamam. Ya bizi dinleyenlere yapsın bu akşam bizi dinleyen yani çarşambanın gelişi son yani yapsın. 36 ay olsun. Olur mu Sayın Ayaroğlu? 36 ay. Sizin için 36 ay yapıyorum. Yani bu o televizyonlar, radyolarda duyduğunuz reklamlar gibi değil. Bunlar bilinen, görünen yer. Yani burada. Hayır bir de adam sahne burada. Adam burada. Bu şey değil ha öyle yani bir şeyler sadayla ya. Yani şimdi isim vermeyelim yanlış olur da. Yok işte alıyorsunuz 50 sene karandı. Daha sonra da karşınızda mahtap bulamıyorsun. Burada inşaatlar mahtap. Buyurun efendim. Buyurun. Bizim yine özelliklerimizden bir tanesi ömür boyu takas imkanı var. Bizden Çerkezköy'den birileri daire aldı. Ayaroğlu İnşaat'ın ve KRT Yapı'nın Türkiye genelinde nerede inşaat yaparsa oradan takas etme imkanı var ömür boyu. Anladım. Ya ömür şimdi boyu. Trabzon'da yaptın orada gidin ama orada gidin. Evet ömür boyu takas imkanı yani var. Siz Trabzon'da Of'ta yaptığınız zaman, Of mu diyeyim Araklı'da. Araklı'da yaptığınız zaman mesela Google'da da yaptınız. Evet. Şimdi Google'da da dışı daire lan orada şimdi değişir miyiz? Değişiriz. Tamam. Bizim her yerden müşterimiz var. Sıkıntı yok. Benden daire alan birisi bugün diyelim ki 150 bin liraya daire aldı. Bir sene sonra %25 karıyla bana satsın. Bu kadar da aynen iddialı öyle konuşuyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hepimizin şu pişmanlıkları vardır. İşte ben İstanbul'a geldiğimde ya da işte şu semte geldiğimde bana 3 tane arsa verdiler almadım. Almadım 2 tane daire verdi param da vardı almadılar almadım gibi hep pişmanlık duyarız. İnsanlarımız gittikleri yere boş gözlerle bakıyorlar. Boş arsa gözüyle bakıyorlar. Biz bu proje ciddi yatırımlarla, milyonlarla ölçülen rakamlarla yapılan yatırımlar. Biz yatırım yapmadan önce
oradaki devlet yatırımlarını araştırıyoruz, oranın geleceğini araştırıyoruz. Neden buraya bu kadar para bağlayalım diye ilk önce araştırmasını yapıyoruz. Ulaşım var mı? Gelecekteki devlet yatırımları nelerdir? Biz varsayımlı iş yapmıyoruz. Bunları resmi olarak araştırıyoruz. Ondan sonra o paraları oraya bağlıyoruz. Çünkü çok ciddi rakamlar. 520 daireden TOKİ gibi konut yapıyoruz. Eğer bu daireler geleceğe buranın parlak olmasaydı biz bu yatırımları evet. buraya yapmaz idik. Dolayısıyla bir sürü fabrika, şu anda silah fabrikası geliyor oraya. 7000 kişi çalışacak bu fabrikada. Bütün fabrikalar biz orada. Biz de silah hastayız zaten. Bütün fabrikalar orada. Dolayısıyla işim yok diyenler, evim yok diyenler bizim orada sattığımız fiyatlara inanın İstanbul'da bodrum katı dahi alamıyorsunuz. Bir de sizde gördüğüm kadarıyla yani inşaatlar arka fonda da görünüyor. Maket üzerinden satış yok. Hayır, bizim canlı zaten şu anda bitmiş ve 6 ay sonra bitiyor. Yani, dairelerimiz yani, bitiyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani bizden daire alan, biz tapusunu veriyoruz zaten. 30 binde, 50 binde veren yükümlülüklerini yerine getirdim. Biz tapusunu veriyoruz. Ben şimdi izleyenleri bakıyorum böyle ya maket üstünden mi? Hayır. O beni onlara tercüman olmak için söyledim evet. ben onu. Biz elle tutulur, gözle görülür. Biz hayal satmıyoruz. Orada gelip bizzat görebiliyorlar. Sizin bu reklamınız bir de çocukların ağzına düşmüş. Ayaroğlu. Evet, gerçekten evet. ha çocuklar ne oğlu, ağzına düşmüş. Ne oğlu ne beyoğlu ona derler Ayaroğlu. Evet. Biz hayalleri gerçek yapıyoruz. Bizden daire alan herkesi biz ailemize katılan fertler olarak görüyoruz. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi 150 bin lira ya maliyetler değil bunlar. Burası normal bir site değil. İçerisinde yüzme havuzu, camisi, marketi, voleybol, basketbol sahaları olan, bisiklet parkurların olduğu bir site. Dolayısıyla aslında çalışırken tatil yapıyorsunuz. Şimdi fabrika, sevgili Ayaroğlu. Evin çok yanında, yakınında. Efendim. Abi güzel. Bu ekranda şu an canlı canlı anlattığın olay, yarın vatandaş olarak oraya biri geldiği zaman, ya siz ekranda böyle dediniz ama bak şurada bir ince kıvırma yaptınız falan diyebilir misin? Diyemez. Diyemez bakan. Çünkü... Ya buradan ne anlatıyorsan masanın başında onu mu anlatacaksın? Evet, ücretsiz peki. servislerimiz var. O zaten tamam. yerinde gidip tabii canlı yani şimdi, görüyorlar. Abi çok var da. Ya şimdi bazı... Çok gördüm ben böyle. Bazı firmalar hatta var. Hatta özür dilerim bir yerden aldım param da ciddi. Sevgili söylemiyorum. Ak Yıldız, bazı firmalar var. Tabii sütten ağzınız yandığı için ha, her yani şeyi söylüyorsunuz. Onun için bunları söylüyoruz. Yani biz Ayaroğlu'nu... Yani işiniz zor bu anlamda. Biz Ayaroğlu'nu en yakın şekilde tanıyoruz ama... Bunları sormamızdaki maksat sizlerin iyi tanıması için. Bizi de arasınlar. Herkesi araştırsınlar. Evet. Adama evet. diyorsun ki 2 daha kaç yapar? Adam sorarsa alıyor muyuz, satıyor muyuz? Daha göre hesap yapacak. Bak. Yani evet, doğru diyor Sayın Ayaroğlu. Biz her zaman projemizin arkasındayız. Dolayısıyla marka olmak çok zor bir şey. Biz 10 senedir marka olmaya çalışıyoruz. Daha yolun başında hissediyoruz kendimizi. Öyle atlediyoruz, öyle kabul ediyoruz. Bu kadar emeğimizi insanların 3-5 kuruşunu alarak biz çöpe atamayız. Çünkü hakikaten marka olmak çok zor. Yani hele hele şu ortamda insanların kandırıldığı bir ortamda evet. kalkıp bizim öyle bir şey yapmamız söz konusu değil. Şimdi Ayaroğlu. Ekran başında şimdi bu reklamı izleyen insanlar şunu diyecek. Mehmet Akyıldız duruşuyla dürüst bir insan oldu. Yılmaz Kasaboğlu duruşuyla dürüst bir insan oldu. Zaten biz program burada onun için yapıyoruz. Bize ya biz bu dersek inan bana inanıyorlar bize. Bak yani şu dersek bize inanıyorlar. Allah razı olsun. Ben Ayaroğlu için bu şu diyebilir miyim? Diyeyim mi? Yani Allah, onu söylemek Allah'ın istiyorum. Allah'ın izniyle ha. biz kimseyi mahcup etmeyiz. Bu önemli yani, ama yani. Bizim sevgili, bir garantimiz de belediyeyle ortağız yani. Belediyeyle şeyiz. Tabii Allah sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Mavi Karadeniz, Fuat Kuş. Zaten Mavi Karadeniz'in de güvencisi var. Ayaroğlu zaten büyük bir firma. Onu biz yani her şeyi diyoruz ki sizin aklınızda en ufak bir şey kalmasın. Zaten tapuyu alıyorsunuz. İnşaatlar maket üzerinden değil. Hepsi... Son derece sizin güveniniz ne varsa hepsi mevcuttur. Hatta ben şöyle diyorum. Bana göre halka çok büyük yardımcı oluyor bana göre. Bak ben olsam insanlara... 36 ay vadesi falan vermem abi. Zaten ana çarşıya da 2 kilometre. Çok yakın. Buradan da 45-50 kilometre değil mi İstanbul'dan da? 45-50 dakika. 50 dakika. 50 dakika. Yani 90 kilometre. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi iyi ki varsınız. Tanıştığımızda biz de ekranlardan izliyoruz. Sağ olun. Yok gerçekten bir telefon Ayaroğlu'nun telefonunu alalım. Telefonu vermez. Inşallah. Telefonu iyi bir markada numarasını alırız. Ha, doğru mu? Doğru. Tamam. Telefon altı kaplama.
Onun yüreği altın.